diyor ki deprem oldu, o kadar evimizi kaybettik. Hiç kızını merak etmiyor musun? Anne o kadar deprem oldu Malatya'da. O kadar can gitti birçok yerde. İnsan... Nasıl çocuğusun sen? Nasıl evlat yetiştirmişsin? Vay belak vay belak, belak kötüler ölsün. Binlerce adam kırılıyor. Evler dümdüz oldu. Her yer dümdüz veren oldu. Telefonda gördüm evimi, daha gitmedim. Hiç, ya insan bir merak eder, bu kadar senden nefret mi ediyor yoksa acaba? Öbürleri... Seni sevmiyor mu? Vallahi ne bileyim, sevilmeyecek, beni ideal edememe inatlar, kendi dedikler olacak. Bak seni eniştem, onun numarasını verdim. Yanımda nasıl sazdı, Nazlı, ulan duy Eser. Televizyonda duy, açıydı bakıyorsan. Bir çocuğa kaynanam nasıl bakıyor, nasıl ediyor, kelimede ne var da bağlanmadın. Bundan sonra seni sildim. Hiçbirinizi de bakmayacağım. Ne ölüme ne dilime. Asla. Kimden kocam benden evvel ölürse asla kovmayacağım. Kimi söylüyorsun, kimden bahsediyorsun? Orada kızlarımdan. Ha kızlarından. Bağlanmamış ha. Yayına eniştem. Ya ne var bitecek, o diyeceğim diye kaynanan bakıyor çocuğa. 11 sene dili demede ne oluyor dilinde, tüm mü bitiyor. Bir dakika. Telefonu... Bir köy biliyor, Doğanşehir köyü biliyor, Çavuşlu köyü, Fındık Polat köyü biliyor. Çocuk Polat'ı ödüyor kulağa. Sen mi bilmiyorsun, öğretmenleri biliyor da. Ha ben sustum, sen konuş. Telefona bağlanmıyor beyefendi. Şeyde. Aydın'da. Çok dolu, çok öfkeli, damatlarına kızıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Telefon hattında bir kadın varmış. Rabia'yı tanıyorum. İstanbul'da şirin evlerde gördüm diyormuş. Bir dinleyelim önce, iyice dinle. Playback'i yüksek verelim lütfen arkadaşlar. Alo, hatta mısınız? Evet. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız lütfen? Tamam. Çünkü eko yapıyor ses. Bir kız, televizyon sesini bir kız. Lütfiye, bana bakıyor Lütfiye ablacığım. Problem yok. Problem yok. Tam da bana bakıyor. Ben buradayım. Göz gözeyiz. Ya ben anlatamıyorum galiba. Neyse, gerçekten çok enteresan. Şimdi hanımefendi, duyuyor musunuz beni? Evet Didem Hanım. Hala televizyon sesi açık ama lütfen televizyonunuzu kapatır mısınız? Televizyon 15 kodaya geçtim. Televizyon kapalı. Tamam. Eko yapıyor çünkü, ben onu anlıyorum. Bana şunu söyler misin? Rabia'yı tanıyormuşsun, doğru mu? Ama hala eko yapıyor. Arkadaşlar evet. Anlatamadım ben. Siz alıp anlatır mısınız lütfen? Anlatır mısınız? Şunu söylüyor hanımefendi. Televizyon sesini kamera kapatması lazım ki ben eko yapıyor. İçerideki ses bana geri dönüyor. Şimdi senin kızının İstanbul Şirin Evler'de çalıştığı söyleniyor. Lütfiye abla. Bana bak tatlım, sen onları boş ver. Onlar şu anda yanlış bir şey yapıyorlar. Sen bana bak, gözlerime bak tatlım benim. Tamam mı? Tamam. Sen bana bak, gözlerime bak, biz göz göze tamam. Bir seninle anlaşalım. Boş ver sen onları. Şimdi Şirin Evler'de çalışıyormuş. Hanımefendi hatta mısınız? Evet. Tamam bak, şimdi oldu. Nereden? Hala eko yapıyor ya. Arkadaşlar ben mi anlamıyorum? Peki anlat bakayım, sen nerede gördün? Anlat bakayım, ancak öyle anlayacak reji çünkü ben söyleyince anlamadılar. Söyle bakayım tatlım. Didem Hanım Ebru olarak çalışıyor Şirin Evler'de. Hı, tamam dur bir dakika, anladılar. Reji benim ne demek istediğimi ekranda duyunca anladı. Hadi halledin lütfen arkadaşlar. Hadi bakalım, İnşallah halledeceksiniz. Şimdi Şirin Evler'de beraber çalışmışlar. Bir hafta önce de Sefaköy'de görmüş. Bize çok yakın. Buralardaymış senin kızın. Yasaklı madde kullanıyormuş. Benim buraya geldiğim gün, indiğim gün ta köy aramışlar. Kocamın emmisinin onun numarasını vermiş. Kafa diye bir takdir o. Şey dolu, bilgisayar gibi. Ben bilemem. Kızın, hatta senin. Kızın Rabia ismini değil de Ebru diye takma isim kullanıyormuş. Biliyorum Ebru diyeni o. Ha, o zaman tanıyor. Onu 2 sene mi 7,5 senede o örgendim. Ben Ebru'yum dedi. Haydi yalancı dedim. Ebru mu? Adı Rabia değil mi? Rabia. Ebru değil dedim. Allah Allah. Bir o dedi Ayşe'yim dedi bana telefonda. Ben dedim Ayşe dersiniz. Bizim şeysin dedim. Kızın dedim. Şey sordu. Tamam. Başka bir telefon daha var. Alo merhabalar. Alo, başka bir şey ihbar bu. Duyuyor musunuz beni? Evet duyuyorum. Selamlar, canlı yayındayız şu anda. Siz evet, merhaba, merhaba, teşekkürler. Rabia'yı ya da takma adıyla Ebru'yu tanıdığınızı söylüyorsunuz.
Evet, tanıyorum Ebru'yu. Rabia'yı yani tanıyorum. Nerede gördünüz? Ben en son şimdi Bahçeli Evler'de gördüm onu. Neredeydi, ne yapıyordu? Beraber çalışıyorduk bundan bir sene önce. Özür dilerim bunu sorduğum için. Beraber çalışıyorduk derken, yani kendi vücudundan para mı kazanıyordu? Evet efendim. Nerede, bir mekanda mı çalıştınız? Nerede çalıştınız? Hayır, evde çalışıyorduk. Bir evde kaç kadın vardınız evde? Yani 5-6 tane bayan vardık. 5-6 tane kadın beraber aynı evdeydiniz. Evet. Rabia da onlardan bir tanesi. Evet. Yani şunu sorayım, ya fuhuş mu yapıyordunuz? Evet efendim. Allah Allah. Tüh! Yazıklar olsun. İyi. Olmaz. Olur mu öyle şey? Deprem bir doğa olayı yani. Bu olayda böyle iş olur mu? Ama Lütfi abla. Ne için yaşıyorum, ne için yaşıyorum? Tamam, haklısın. Yapmaması gerekir ama bak şuna, sana şunu söyleyeyim. Senin kızını birileri eğer maddeye alıştırdıysa, madde bulmak için her şey yapıyorlar maalesef. Kızına belki de sahip çıkman lazım, biliyor musun? Ya ne sahip çıkam 11 senedirli? Ben battım. 50 milyar borca battım. Yatırdık ya. Ya da oradan çıkınca kontrolü gidip getiriyordu ablası, oradan kaçtı. Peki, geldi. Bir şey söyleyeceğim hanımefendi, siz ne zaman gördünüz bana, zamanı bir daha söyler misiniz? Didem Hanım, şöyle söyleyeyim, ben bir sene önce görmüştüm, beraber çalışmıştık. Tamam. Az önce sizin dediğiniz gibi, evet, kızı maddeyi alıştırdılar. Kızı dövüyorlardı da, nasıl desem size, kızı zorla çalıştırıyorlardı, yani öyle söyleyeyim size. İsteyerek çalışmıyordu, doğru mu? Hayır, isteyerek tabii ki de çalışmıyordu. Duydun mu Lütfi abla? Dövüyorlarmış, kızı zorla çalıştırıyorlarmış. Gitmeyeydi. Kendine tedavi ettirdik araştırmada. Şimdi... Aşı etmiş arkamızdan. Torunum şuncağızıdır. Bilmiş gitmiş. Peki size bir şey anlatıyor muydu? Size... Yok, biz hatta tartışmıştık onunla. Bana bir şey anlattığı yoktu. Çünkü beyni gitmişti. Kafası yani yoktu. Vardı ama yoktu. Öyle söyleyeyim size. Yani şey mi, bu psikolojisi de mi iyi değildi yani? Hayır, içtiği şeyden dolayı. İş yerindekiler izin veriyordu içmesine. Saklı madde, öyle mi? Evet, evet, o şekilde çalışıyordu kız zaten. Onu içmesi zaten robot gibi yani. Yarı ölü, yarı yaşıyor, öyle söyleyeyim. Yani kızın durumu kötüydü, iyi değildi. Daha sonra nereden haber aldınız mı hiç kendisinden, Ebru'dan? Evet, haber aldım. Şirin Evler'de çalıştığına dair haber aldım. Şu anda Şirin Evler'de bir evde olduğu iddiası var, doğru mu? Evet, doğru. O evde, su sesi geliyor. O evde peki kaç kadın kalıyor? O evde 3-4 tane bayan var. Bunların başında hep aynı adam mı var? Aynı kişi mi bu kızları çalıştırıyor? Hayır, bazı kişiler ama hepsi birbirini tanıyor. Hepsi, bütün kızlar birbirini tanıyor. Bütün yani, kızlar birbirini tanır. Patronlar da birbirini tanır. Hepsi birbirini tanır. Nerede dediniz, bir daha söyleyin, Şirin Evler'de mi? Şirin Evler'de, evet. Yine orada o zaman fuhuş yaptırıyorlar. Evet efendim. Arkadaşlar, basıyor musunuz bu kelimeye? Ha, söyler misin Özgür? Tamam, anladım. Yani çünkü para karşılığı vücudundan para kazanıyor. Tabii bunu kim zorluyor peki? Ebru'yu bunu yapmayı kim zorladı? Ya da Rabia'yı? Başlarda zorlama vardı. Sonradan tabii maddeyi düşünce, dediğiniz gibi az önce, maddeyi karşılamak için, evet, maalesef öyle şeyler yapıyordu. Peki çocuğundan bahsediyor muydu? Annesinden bahsediyor muydu? Bizim bildiğimiz 3 çocuğu var. 3. Evet, bizim bildiğimiz 3 çocuğu var. Ailesinden hiçbir şekilde bahsetmiyordu. Sadece bana sahip çıkmadılar diyordu. Aa, bir dakika. Lütfi abla, 3 tane... 3 çocuğu... Benim haberim yok. Benim yanımda bir tane. Benim haberim yok. Başka çocuk varsa doğurdu da buralarda bir yediyse bilmem. Vallahi yeni duydum. Aa, Aran köyü. Çantamda... Doğru canım. Haksız bir şey, numaralarım içinde. Yani telefon içindeki kullandığım elimde. Ben telefonum harap değil. Duydunuz mu arkadaşlar? 3 tane çocuğu varmış Rabia'nın. Aa. Benim haberim yok. Peki hanımefendi, 3 çocuğuyla ilgili size ne anlatıyordu? Bir tanesinin yurtta olduğunu biliyoruz. Vallahi haberim yok. Hatta cezaevine girdiğini duyduk. Bundan bir ay önce. Cezaevine girdi. Niye girdi? Cezaevine girdi. Şeylerdendir efendim, şöyle söyleyeyim. Daireler mühürlü oluyor. Kaçak devlet. Daireler mühürlü oluyor. O dosyalardan dolayı ceza alıyorlar.
Yani şu anda da bir evde bu fuhuş işinin yapıldığı bir evin bir anlamda öyle demek ne ki, evi, randevu evi olarak kullanıldığı iddiası var. Demek ondan 5 aydalım 6 aydalım ben aramıyor. Ben de bu deprem olmasa gidip soracaktım. Acaba şu anda cezaevinde mi yoksa hala o Şirin Evler'deki evde mi çalışıyor? Hayır, cezaevinde değildir. Şirin Evler bölgesindedir. Şirin Evler bölgesindedir. Hı hı. Arkadaşlar, bizim arkadaşlar şu anda neredeler? Bu ihbara gittiler mi? Neredeler? Tamam, yoldalar şu anda arkadaşlarımız. Siz arkadaşlarımız oranın tam adresini biliyor musunuz? Hanımefendi, oranın tam adresini biliyor musunuz? İlk konuşmada ben söyledim. Ha, tamam. O zaman bizim arkadaşlar ne zaman oraya varabilirler? Bana bir söyler misiniz? 5 dakika 10 dakika içinde orada varma ihtimalleri varmış. İnşallah Rabia'yı göreceğiz. Kendi iradesi için orada çalıştırılıyorsa. İnşallah. Bir şey mi söylüyordunuz hanımefendi? 3 çocuğu varmış. Yok, hayır Didem Hanım, sizi dinliyorum. Ha, bir tanesi yurtta, bir tanesi Sudenaz, Lütfiye ablada. Diğer çocuk nerede? Biri kimdi? Bilmiyorum. Sadece bildiğimiz bunlar. Bildiklerimiz size söylüyorum ki en azından kıza yardımcı olun. Yani şu anda aslında Rabia'nın yardıma mı ihtiyacı var? Ya var tabii ki de Didem Hanım, sonuçta madde bağımlısı ve senelerdir içiyor. Yani kız yaşayan ölü gibi. Yaşayan ölü gibi. Ya 14 gün evvel orada mısın bayan? Ben buradayım abla. 14 gün evvel bir telefon vermiş kendi de şeyindeymiş, köye telefon ettirmişler. Babasının emisinin oğluna, o da bizim komşuya demiş, ben komşu da beni aradı otelde, dedi ki böyle böyle dedi, Rabia dedi buraya aradı dedi, o vermiş ya dedi. Rabia'nın telefonu var ama dediğim gibi kız sürekli içtiği için çevrim dışıdır onu sürekli, yani o telefonu yok telefon diye bir başkası aramış. Ha, başkası arıyor başkası şu anda. Başkası bir erkek, oradan ben de komşumuzu aradım, komşumuz beni aradı pardon. O da bana numarayı verdi. Ben de dedi neredesin dedi, ben annesiyim dedim. Ben de dedim o bayağı erkeğe, dedim ki ben Kayseri'deyim, böyle böyle deprem bölgesi dedim. Sana yardım edeyim dedi, sağ ol dedim. Devlet ediyor, Allah razı olsun dedim. Şöyle, İstemem dedim. Nasıl oldu böyle böyle köye telefon etmişsiniz dedim. Dedi ki vallahi dedi yemek mumek yememiş dedi, ölüydü. Kapının urgunda sereli yerdeydi dedi. Ben de götürdüm dedi. Polislere teslim ettim dedi. Bir semti dedi. Bilmiyorum. Ben de geri sizin ekibe dedim idi. Tamam, bir dakika.